Burası olduğunu sanmıyorum. Çünkü beyaz bir ev demişti. Ama 111 Noel Sokağı yazıyor. Sokağın adını biliyorum ama burası mavi. Bilmiyorum, belki de Noel göbeğindedir. Noel göbeği mi, Noel Sokağı mı yazdın? Tatlım, bilmiyorum. Haritaya ne yazdığımı bilmiyorum. Tamam ama bize evin beyaz olduğunu söyledi. Burası ise mavi. Neden birine sormuyoruz? Önemli değil, kaybolduk. Bir kez daha bak, hangisi? Burada etrafta 4 tane sokak neden var. Neden sormuyoruz ki? Lütfen bir daha kontrol et. Tatlım, soralım. Lütfen bak. Yolladığı tamam. Elektronik postayı bir kez daha kontrol Pekala. Edelim. Kendimi berbat hissediyorum çünkü ne bileyim işte. Hayır tatlım, elimizde değil, soralım işte. Derin nefes al, gidelim ve soralım sadece. Bir sorun çıkmayacak, tamam mı? Sadece soralım, hadi. Neresi demiştim? Neresi demiştim? Ne sokağı? Bana 111 Noel Sokağı dedin. Ben de onu yazdım. Ama şimdi neredeyiz bilmiyorum. Tamam. Ne yapacağım? Kapıyı mı çalacağım? Onları tanımıyorum. Sadece kapıyı çal. Rahatla. Sorun çıkmayacak. Biz kaybolduk. Bir kez daha bak, hangisi? Tatlım, 111 Noel Sokağı. Buraya 5 dakika mesafede olabilir ve biz yanlış bir eve gelmiş olabiliriz. Lütfen bir daha kontrol eder misin? Hayati lütfen. Değerlerin olma. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu Noel Sokağı mı, bulvarı mı, köşesi mi, göbeği mi? Bilmiyorum. Anne, çocuk bir saat noktasındayız. Kısmet, çalıştırılıyor. Anlaşıldı Lima Charlie. Yardım edin. Tamam. Drone yerleştirildi. Termal görüş açık. Anlaşıldı. Tamam. İncil ve ikinci güzergahı şimdi doğruluyoruz. Sosyal medya sosyal temiz. Sosyal medyanın temiz olduğu sorun. Hava sahası ne durumda? İç görüşü sağladı. Muhit iletişim sistemi açık. İki kişi mutfakta, biri de yukarıda, biri de salonda. Anne, kaç kişi var? Bir tane de diğer odada. Biri arka odada. Bir tanesi yukarıda. 5 kişi saydım. 5 kişi sayıyorum. Ben de 5 saydım. Çocuk bir. Evin içinde 5 şüpheli bulunuyor. Anlaşıldı anne. Anlaşıldı. Çocuk bir. Şartlar sağlandı. Hemen içeri girin ve hiçbir sorun olmadan bir an önce dışarı çıkın. Çocuk 2 ve 5. Başlayın. Ding dong. Bir kadın sana yaklaşıyor. Silahı yok. Merhaba. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Larkin'lerin evini arıyorduk da. Gidin. Arkadaşım bu adresi vermişti. 111 Noel Sokağı. Eşim muhtemelen bana yanlış adres verdi. Arkadaşımıza geldik. Yeni taşındılar ama sanırım onlar bize yanlış adres vermiş. Yanlış eve gelmişsin. Tatlım, sana yanlış sokak demiştim. Biz 111 Noel'i arıyoruz. Belki Noel köşesidir ya da Noel göbeği. Telefon. Telefonu bırak. Hemen. Sen dur. Gidiyoruz. Sen buraya gel. Ellerini duvara koy. Arkaya bakıyorum. Bir. İki. Otur. Telefonu ver. Telefonu ver. Hazır olun. İçeri girelim. Duvara koy. Yaklaştır. Üç. Ayağa kalk. Duvara yaslan. Hadi. Eller hadi. Yukarı. Üst kata bak. Hadi. 4. 4. Biri tanımsız. Gel böyle. Hadi yürü. Yerinden kıpırdama. 5. Temiz. 5 etti. 5 kişi kaldık. Gidelim. 5 şüpheli gözaltına alındı. Süpürme başlasın. Ortam taramasına başlayın. Anlaşıldı. Doug, kapamaya başla. Anlaşıldı. Şimdi başlıyorum. 5 dakikan var. Zaman daralıyor. Son 5 dakika. Buraya dön. Tamam. Sola çevir. 2 bilgisayar görüyorum. 4 tane sonucu var. Onaylandı. Kasa orada mı? İşte buldum. 4 dakika 30 saniye. Ağzını aç. Yana dön. Duvara yaslan. Sağa dön. Ah!
Sistemi açtım. Çocuk bir. Sistem güvenirliği için tam disk kopyası alıyorum. Burada çok miktarda SSD disk var. Anlaşıldı. Hadi millet, zamanımız azalıyor. 3 dakika. Eller yukarı. Kaldır hadi. Kıpırdama. Veriler yükleniyor. Taramalar yükleniyor. Monitörleme çalışmaları şu hadi anda başlatılıyor. Ama benim güzel ekibim. Çok başarılı ekibim. Bak sen. Hey Bishop. İkinci katın güneybatı köşesinde hafif bir ısı değişimi algılıyor. Bakın tam burada. Siz de gördünüz mü? Nedir bu? Sincap mı? O bir sincapsa gerçekten büyük olmalı. Çocuk bir, anne. Güçlü termal, ikinci katta. Güçlü termal, ikinci anlaşıldı katta. Anne. Çocuk iki, çocuk üç. Gidip bir bakın. 90 saniyeniz var, hızlı davranın. Temiz. Burası temiz. Solunuzda bir oda görüyorum. Solumda hiçbir şey yok. Ben bir oda görüyorum. Solunda bir kapı olması lazım. Bu bir duvar, kapı değil. Bir oda olamaz. Silah, 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 silah! Hadi hadi, çabuk, çabuk! Anne, çocuk bir. Sanırım sayılar biraz karışmış. Sanırım yelek onu korudu. Tuttum. İyi misin? Ben 60 saniye. Çocuk bir, şimdi ne yapıyoruz? Yerinde kal, yaklaşıyoruz. Ah, şaka yapıyor olmalısınız. Azot bir öldü. Çocuk bir, anne, koleksiyon sonlandırıldı. Artık atış serbest. Şüpheliyi öldürme emri. Onaylandı. Emri onaylıyor musun? Onaylıyorum. Evi yakacaklar. Ölmeniz iyi olmaz. Acil durum, acil durum. 911, acil durum. İtfaiye ve polise haber denildi. Varış süresi 2 dakika. Hayır! 30 saniye. Saniye. Bu herifi gün ışığında gebertmemi ister misiniz? Onaylandı. On. Artık çok geç. Çocuk bir, süvariler yola çıktı. Oradan hemen yok olmanız lazım. Güvenlik kamerası 1 ve güvenlik kamerası 2'yi kapat. Gidelim.
Çocuk bir, anne, 4,5 kilometre temizsiniz. Tüm tahliye işleminde sizinle iletişimde olacağız. Var olan rotada ilerleyin ve park çıkışından çıkın. Bir otopark göreceksiniz. Size park numarası söylüyorum. Rusya'nın FSB ya da özel güvenlik kimliğinden olduğu düşünülen 7 kişi bilinen isimleriyle KGB ajanları tarafından gizlenmiş bir Rus hücre evinin içinde ölü olarak ele geçirildi. KGB ajanları Rus hücre evinde Amerikan ölü buldular. Amerikan İstihbarat Birliği bu saldırının FSB tarafından yapıldığını bildiklerini belirtti. Belki de Rus sivillerine yönelik bir saldırı gibi görünen bu operasyon aslında bir tür intihar görevine dönüşmüştü. Yetkililer bunun bir intihar operasyonu. Burası tam anlamıyla cehenneme döndü. Her çevre yer korkunç durumda. Çevre sakinleri burayı sessiz, güvenli ve arkadaş canlısı olarak tanımlıyor. Aldığımız bilgilere göre kurbanlardan biri 18 yaşında bir Rus genciydi. Bu KGB'nin hedefinden farklı Rus bir durum. Rus mafyasıyla alakalı olabilir. Kurbanlar 18 yaşında olduğu için bu üst gerçekten düzey bir Beyaz Saray yetkilisi bunun başka bir şey gibi görünmesi için tasarlanmış Rusya liderliğindeki bir operasyon olduğunu belirtti. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz. FBI ile görüşmeler tamamlanınca yeniden bağlanacağız. Alın sizi ifşa. Kopyalarını çıkarıp kaydediyoruz. Bir şey bulunabilir. Bu yeni bir dünya ve kan dökülüyor. Kötülük var, korku var, büyük oyun sürüyor. Sabırlıysanız yakında bitmeyeceğini bilirsiniz. Çoğu hükümetin çok az sabrı olur. Hükümet nedir ki zaten? Hükümet yaşamaz, on parmağı ve uzuvları yoktur. Hükümet intikam alır. Hükümet katliamı yapar mı? Bu konuşmaya başlamadan önce ne kadar kötü hissettiğini bilmeliyim. Ne gibi? Birden ona mı? Evet. 7 ve hızlıca yükseliyor. Sandıkta sezyum yok Jimmy. Ne? Ne vardı peki? 12 kasa M4 silahları. Her kasada 18 silah var. 380 tane M67 el bombası. Hepsinin içini açtık. Sezyum yok. Tablolar bulduk. Çerçevelerinden ayırıp baktık. Orada da yok. Lanet olsun. Hepsini parçalara ayırdık. Tablolar. Sahte. Munk. Norveçli. Çığlığı yapan mı? Evet ama çığlık değildi. Evet bu gerçekten büyük problem. Alice nerede? O nerede? Onun kaynağı nerede? Kaynağı güvenilir zannediyorduk Jimmy. Kapa çeneni artık. Bu ipucunu sevmemiştim. Çığ oluşturdu. Çünkü bu böyle bir çığ. Şimdi elde ne var? Sam şimdi elimizde ne var? Elimizde ne var? Ha? Hiçbir bak, şey. Elimizde ne var? Hiçbir şey. 6 set sezyum hala kayıp. Her sette 11 disk var. Bu 66 kayıp disk. Bu en az 66 kirli bomba demek. Hepimiz gerçek sanmıştık. Ha bu çok gerçek. Bu gerçekten büyük bir problem. Nedir bu? Sam'in doğum günü. Benim doğum günüm. Aa, iyi ki doğdun. Pasta falan yok. Sana pasta yok. Kaynağın fos çıktı. Ne yani? Yalan mı söyledi? Bazen oluyor. Şu an bazen oluyor demekten çok uzaktayız Alice, tamam mı? Bu işlerin ters gideceği bir operasyon değil. Çalıntı dondurma külahından bahsetmiyoruz. Halledeceğim dedim. Aa, demek halledeceksin. Sahi mi yardıma ihtiyaç var mı? Hayır yok. Kaynağın kim? Yerel özel birlikten. Polisle mi ortaksın? Ne zamandır yerel özel birliğe güveniyoruz tanrım Alice? Bak o muhteşem bir kaynaktı. Bu bir şey ifade etmiyor, muhteşem bir kaynakmış. John Porter'a o muhteşem bir kaynak değil mi? Hayır sanmıyorum, bu hikaye bana işlemiyor. Bu bir hikaye bak değil Jimmy, bu gerçek. Bunun işe yaramaması kabul edilemez. Sana güvenmiştim. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Duyuyor musun? Halledeceğim dedim. Kutuda ne vardı sence? Edward Munch. Hiç tablosunu gördün mü? Yani bu adam çok karanlık bir tip. Sana çok uygun gibi Jimmy. Bu hiç hoşuma gitmedi. Karşı çıkıyorum. Teşekkürler.
Maycan'ın açık artırmada 120 Jimmy. Milyon. Ve tıpkı senin gibi yay burcuymuş, keşke ressam olsaydım. Nefes al. Dışarı çık. Evet ama kapıdaki tabelada kadın yazıyor. Her şeyi duyuyor. Asla dinlemiyor. Sadece işine geleni dinliyor. İşine ne geliyor ki? Harekete geçirilen zeka ve acı. Lanet olası. Lanet olası. Savaş alanı tabirini açıklamak enteresandır. Baltimore'da bir polis olmak, Bağdat'ta bir polis olmakla aynı tehlikededir. Polisler politikacılarla, politikacılar da polislerle oynuyordu ve bence kimse hangisi hangi tarafta bilmiyordu. Sanırım sen korktun Jimmy. O dürüst biri ve %100 güvenilir bir insan oldu. Dürüst ve güvenilir olmak arasında fark var Alice. Ben hallediyorum. O iş nasıl gidiyor bu arada? Ben açayım mı, bırak ben açayım mı? Sonra açmak istiyorum. Hayır, şimdi açacaksın ve her ne oluyorsa bitirip yeniden bu gezegene iniş yapacaksın. Anlıyor musun? Sana burada ihtiyacım var, biliyorsun. Yardımcı olabilir miyim? Efendim, bir kaynak geldi. Pekala, kaynağa ben bakarım. Kaynağa siz mi bakacaksınız? Sana ben bakacağım dedim. Bir sorun mu var acaba? Hayır efendim. Emin misin? Evet efendim. Kaynağa sen mi bakacaksın? Hayır efendim. Tamam, o zaman kaynağa ben bakarım Alice. Herifi def et, sonra da kaynağa bakalım. Bunu yapabilir misin? Gidelim kaynağa göster, bir çözüm istiyorum, tamam mı? Bir sürü bahane değil. Sersem kaynakla ben ilgilenirim. Pekala. Merhaba, nasılsınız? Ben iyiyim, siz nasılsınız? Harika, sağ ol. Vay canına, ne güzel broş. Devlet mal varlığıma el koymak üzere 1.3 milyar dolarım var. Bu çok etkileyici. Amerika'da çok kişiyi çok tanırım. Warren Buffett'ı da Warren tanır. Warren Buffett mı? Evet, Warren Buffett. Size ne ödememi isterseniz ödemeyi gerçekten. Bana mı ödeme yapacaksınız? Yok yok, hayır hayır hayır. Merhaba. Merhaba. Aramana dönemedim, üzgünüm. Ben sadece anneler gününde kızının okuluna gitmeyeceğinden emin olmak için aradım. Sadece emin olmak mı istedin? Doğru. Onu den götürecek. Orada olamayacağımı biliyorsun. Bak, bunu kayıt mı ediyorsun? Sadece anlayamadım. Beni kaydetmen yasa dışı Luke. Ben sadece... Ben ülkedeki en zengin 17. kişiyim. Hesaplarımı boşaltacaklar. Bütün ailem mahvolacak. Hiçbir şeyim kalmayacak. Bu çok kötü. Lincoln'ın 1861'de yaptığı konuşmayı bilir misiniz? Daha iyi melekler ve sevgi bağları. Hayır mı? Abraham Lincoln Kentucky'liydi. Kentucky'ye gittiniz mi? Ya Nebraska? Arkadaşınız Warren oralıydı. Merhaba anne. Merhaba. Kulağını mı deldirdin? Ah vay canına, ne kadar da büyümüşsün. Baban mı götürdü? Hayır, Dayan'a götürdü. Anneler gününde geliyor musun? Benimle yaban mersinli kek yapacak. Gelemeyeceğimi biliyorsun, üzgünüm. Sana bir tane ayırırım. Amerika'nın neye ihtiyacı yok? Hesaplarının boşaltılmasından korkan bir zengine. Kulağını deldirdi sadece. İstemediğimi söylemiştim. Bana bir şey deme, küpe takmak istedi. Ve bu arada ismi Warren Buffett değil, Büfe oldu. Büfe mi? Büfe. 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 Warren Buffet artık Nebraska'da değil, Paris'te yaşıyor. Fransa Büyükelçisi'ne git, çok yaşa Fransa. Fransızca konuşabiliyor musun? Ben annesiyim. Aa, evet. Diane de üvey annesi olacak ve onun yanında olabilecek. Ben sana Fransız Büyükelçisi'nin cep telefonunu vereceğim. O yakın bir arkadaşım, sana yardım edebilir. Bekar bu arada. Beni Steve Bannon yolladı de, tamam mı? İşte numara. Teşekkür ederim Bay Bannon. Sence çalışmak zorunda olan tek kişi sen misin? Sence bu kolay mı? Seni aşağılık herif. Ne? Duyamıyorum. Seni aşağılık herif. İşte oldu. Alice, güzel iş. Sosyal hizmetlere hoş geldin güzel anne. Hayır. Evet, artık konuşamayacaksın. Bekle. Hoşça kal. Onu sevdiğimi söyle. Hayır. Aşağılık herif, pislik. Konuşmam bitti mi? Gidelim. Sam Snail, kaynağınız geldi. Sam Snail, kaynağınız geldi. Если он жив, через 24 часа мы потерпим неудачу. Herkes her şeyi biliyor artık. Seçim hilelerini bildiğini, ihtilaf ne demek bildiğini zannedersin. Oysa bir şey bilmez. Hey hey!
Dün gece limanda 7 kişilik bir takımımız vardı. 2 kilo çalıntı C-139'la ilgili bir istihbarat almıştık. Sezyum-137 radyoaktif tozun yeni bir formu. Büyüklüğünü şöyle anlatayım. Büyük şehri yaşanmaz hale getirmek için 2 kilo yeterlidir. Konteynerin içinde hiçbir şey yoktu ama Doug ve Sam'in titizlikle parçalara ayırdığı silahlar ve bazı sahte tablolar vardı. Sezyum bulunamadı. İstihbarat yanlıştı. Kaynağı kim buldu? Bana kızmalısın. Kaynak kimi? Benim yüzümden. Ona ne kadar ödüyoruz? Parayı istemedi. Ona ödeme yaptık ama başkasına verdi. Kime? Yerel kıdemli vatandaş merkezi, sosyal hizmetler. Ne? Söylediği her şey doğru John, %100. Ve parasal durumlar haricinde başka bir amacı var. Bunu halledin. Evet, hemen hallediyoruz. Bu olayların her biri hayal gücünün başarısızlığı sonucu meydana geldi. Sizin işiniz düne göre yarını tahmin etmeye çalışmamak. O akademisyenlerin işi. İşiniz beyin ve hayal gücüyle yarının sonunu engellemektir. Sezyumu çok geç olmadan bulamazsanız, Florida'daki bir uçuş okulunda öğrencisi olan 19 yaşındaki teröristin inişi öğrenmeme gerek yok dedikten sonra ne planladığını anlamayıp ihbar etmemesi gibi Amerika'nın en büyük istihbarat beceriksizliğini gerçekleştireceksiniz. O yüzden uyanın artık. Etkileyici bir liste John. Brady de anlamıştır. Bir kaynağa Fransa Büyükelçisi'nin cep telefonunu vermiş olamazsın, öyle değil mi? Aa, evet, belki vermişim. Fransa Büyükelçisi'nden telefon almak istemiyorum Jimmy. Alice iyi mi? Ben ilgileniyorum. Radyoaktif toz disklerinin kontrolsüzce etrafa saçılmasını istemiyorum. Bu gerçekten rezalet. Bu yaşanan tüm rezaletlerden daha rezalet bir şey. Hayatımda gördüğüm en rezalet, en rezil, en korkunç. Seni anladım. Tamam, sakin ol, tamam. Git biraz kestir. Canın cehenneme. Sosyal hizmetler? Bir boşanma uygulaması. Doğrudan iletişimi kesiyor. Tartışmaları azaltıyor. İşe yarıyor. Elektronik postalarına bakıp yazışmaları okuyor. Belli kelimeleri sevmiyor. Ne gibi? Pislik, aşağılık, adi herif, psikopat, serseri, şapşal, kalın kafalı. Manipüle edici aşağılık pislik, kendini beğenmiş, lanet olasıca. Anladım. Üzgünsün, kafanı topla, tamam mı? Artık kızımla iletişimim tamamen kesildi. Ölene kadar normal bir şey yapmayacaksın. Bu iş hep böyledir. Sanırım tanıştığım her insana yalan söyledim. Ne olmuş? Şimdi bunu mu konuşacağız? Hayır. Yani? Ne senin hayır? Negatif tarafına hayır dedim. Anlayamadıysan şu an bu konulara girmek istemiyorum. Bu karanlık bir iş Alice ve bunu sen istedin. Ve yazın bikinimle çilekli kokteyl içmeyeceğim. Kan temizleyeceğim. Ama... Çünkü deterjanlar kan temizlemek için yapılmıyor. Ve pazar günü birlikte olmayı da unut. Çünkü dünyamda pazar diye bir şey yok. Yok. İş ben önce söyledim. Gelir. Sen dedin. Sen dedin. İyi öğrenmişsin. Gurur duymaya başladım. Ben sen değilim. Oldukça yakınsın. Şu ilacı al artık, tamam mı? Önünde sonunda tatile alacaksın. Tatile çıkmalısın. Ne? Sahilde bir hafta geçir. Benim sahilim burası. Burayı seviyorum. Burada affetmek yok, tamam mı? Yaptığımızın temizliği yok burada. Bu arada tabii şu İsa denen adamı deneyebilirsin. Çok affedici diyorlar ama öldürmeye karşıymış. Biz o kuralı çoktan yıktık tatlım. Lanet olsun. Biz oraya Barış götürmeye gitmedik. Barış yoktu. Şiddeti sınırlamak istedik. Çekil, çekil, çekil. Dikkat edin. Hey, geri çekilin. Hey, dikkat edin. Bazen bir insanın risk alması doğru şey yapmak için gerekiyor. Asyalı bir erkek yaklaşıyor. Dur orada. Bekliyorum, tamam. Sana dur dedim. Dizlerinin üzerine çök şimdi. Asyalı bir erkek yaklaşıyor. Emir bekliyorum, tamam. Hadi. Dur. Olduğun yerde kal. İnsanlar mantıklı olamıyor. Orada dur. Bir hediye. Dur, İnsanlar kendi kendini yok eder. Hemen diz çök. Bilinmeyen bir gerçeklik her zaman vardır ama sen ne olduğunu bilmediğin için varlığını hayal bile edemezsin. Geri çekil. Elini kaldır. İki elini de göreyim. Dizlerinin üzerine çök. Dizlerinin üzerine çök. İki elini de göreyim. Destek gelmiyor mu? Tamam. Beklemeliyiz. Tüm kaynaklar yüzünüze yalan söyler. İstediğiniz ondaysa güçlü olduklarını bilirler. Polisiyeli. Мы собираемся сделать что-то мощнее, чем просто убить человека. Мы собираемся убить идею, уничтожить идею, что мы слабы.
Bu benim kaynağım. Kim o? Leonor. İsmini bilmek istemiyorum, işiyle ilgilenmiyorum. Kim olduğunu söyle bana. Kimsesiz. Çocuğu ve ailesi yok. %100 doğru ve güvenilir. Sen mi seçtin, o mu geldi? Ben seçtim. Altı takım sezyumun kesin konumunu bildiğini söylüyor. Bir disk de şifreliymiş. Onu ülkeden çıkartırsak ve sığınma sağlarsak diski açabilirmiş. Sen mi halledeceksin yoksa ben mi? Ben yaparım. Bu çok ciddi değil mi? Aa evet. Oh, olamaz. Bu bir Ouroboros diski. O ne demek? Kendini yok etmeye programlı. 8 saat içinde tüm program kendini yok edecek, silinecek. Zekiymiş, zamanlayıcıya güvenip istediğini alacak. Hayır, kandırmadım. Kandırmadın mı? Diski açmalısın Lee. Sayem okul var dedi Garay. Şimdi. Ülkeden çıktıktan sonra diskin içindekiler çalınan sezyumu güvenle buraya getirecek. Ve ülkenin politikasını tamamen çökertecek. Hangi ülke? Şu an içinde bulunduğun ülke. Sence şu an istekte bulunacak bir pozisyonda mısın? Sana istediğimi söyledim ve onu bana vereceksin. Şu lanet olası diski aç. Zaman kaybediyorsun. Kadın olduğum için şiddet uygulayamayacağımı mı sanıyorsun Lee? Gidip bir balyoz getiririm. Ve sana yorulmadan saatlerce vurabilirim. Tablolara daha dikkatli bak. Sözünü tutan biriydi. Bize sezyumun tam konumunu verdi. Orada bize doğruyu söylüyordu. Biz de kalan sezyum konumu için onu dinledik. Bazı operasyonlar belli bir miktar şiddet içerir ve bunu herkes sevmez. Bazı operasyonlarsa reddedilmeye daha müsait olabilir tabii. Bu himaye ekibi John. Bana biraz izin ver. İkimiz de bunun bir himaye operasyonu olduğunu biliyoruz. Düşünmeden ve kabaca konuşmasını hatırladın mı? Bazı şeylere sadece düşünmeden ve kabaca girilemez. Tanrı korkusu, gizlilik, saygı duymak ve ayıklıkla girilir. Evet. Hatırladım. Bunu Unay vermem Jimmy, ama onu hazırlayabilirsin. Ha, onu hazırlayabilirim. Gizlice. Gizlice. Diplomatları hiç sevmiyorum. Ateş yakmak için kibrit çaktıktan sonra diplomasi çöp olur. Aa, şu ateşe bakın. Çay içelim ve kalplerle zihin hakkında konuşalım. Hayır, hiç sanmıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Büyükelçi Brady'yi görmeye geldim. İçeri alın! Konuşmuyor çünkü güvende hissetmiyor. Dışarı çıkmak ister mi? Çünkü orada da güvende hissetmeyecek gibi. Dinleyin, bir sıkıntı var. Dışişleri Bakanı yardımcısı burada adamı istiyor. O yüzden ne yapıyorsanız acele edin. Bu işleri daha eğlenceli yapar değil mi? Onu teslim etme Brady. Onu teslim etmeyeceğim Jim. Başka bir şey var mı? Öneri falan? Emin misin? Sadece öneride bulundum. Teşekkür ederim. Kırabildin mi? Biraz daha zaman gerekiyor. Zaman mı lazım? Benim hiç zamanım yok. Size Harvard'da sezyumu öğretmediler mi? Ben Harvard'a gitmedim. Mark Zuckerberg'le Harvard'da okumadın aslında mı? Aslında Mark Zuckerberg mezun olmadı. Ben seninle konuşmuyorum. Sen nerede doğmuştun onu da hatırlayamıyorum zaten. Scottsdale, Arizona. Umurumda değil ki.
Sezyumu MIT'de öğretmediler mi? MIT'ye gitmedim. O zaman sana biraz fen bilgisi öğreteyim. Bir proteini iyonlaştırırsan ne olur sence? John Hersey'nin Hiroşima'sını okudun mu? Pulitzer ödüllü yazar, atom bombası makalesi. John Hersey kurtulanları yazmıştı, tamam mı? Bombadan sonra oradaki kadınları kurtarmak için elini uzattığında derilerinin eldiven gibi soyulduğunu yazdı. Evet. Sonra ne olur sence? Böbrekler iflas, ciğerler iflas. Nefes alamazsın, düşünemezsin. Tiroidin buharlaşır, tamam mı? Sonra lenfosit hücrelerin azalmaya başlar. Cemil. 60 bin insanın bizim gözetimimizdeyken jöleye dönüşmesinden bahsediyorum. Bu meret bu işe yarıyor. Sezyum 137 Hiroşima ve Nagasaki'nin birleşimi ve onları atmak için uçaklara ihtiyaç yok. Sadece kaldırımda zarfla yürüyen bir çocuk bile yeter bunun için. İşinizi yapın. Kodu kırın. Dışişleri Bakan Yardımcısıyla görüşeyim. Silva'nın psikolojik sorunu nedir acaba? Bilgisayarcı tipleri sevmez. Lanet olası ezikler. Opa, soysi. Он жив? Жив. İsminiz nedir? Linor. Lütfen tekrarlayın. Mavi. Mavi. Garip. Garip. Kahve. Kahve. Yumurta. Yumurta. Aşkın nasıl hissettirdiğini bilir misin? Tehlikeli. Öldürmek ne hissettirir? Hiçbir şey. Lütfen tekrarlayın. Yeşil. Yeşil. Beyaz. Beyaz. İsrail hükümetinin ajanı mısınız? Hayır. Pakistan hükümetinin ajanı mısınız? Hayır. Kendi hükümetinize karşı casusluk yapıyor musunuz? Evet. Diski açacak kod sizde mi şu an? Evet. Size güvenelim mi? Evet. Romeo. Romeo. Juliet. Juliet. Kod şu an nerede? Zihnimde. Eğer Amerika'ya transfer edilirsen onu açacak mısın? Evet. Yaban mersini kullan ve lanet kremayı üzerlerine dağıt. Lanet olsun. Durum şu, iltica isteğini oldukça ciddi değerlendiriyoruz. O sizdeyse Brady, geri istiyoruz, sadece bu. Casusluktan aranıyor. Casusluk mu? Evet. Ne demek o? Herkes nasıl bakalım? O sizdeyse onu gerçekten geri istiyoruz. Biri köpek mi kaybetti? Gavin Shaw, lanet kaynak olsun. Sizi beklemekte. Gavin Shaw, bekleme odasında kaynak sizi bekliyor. İyi misin? Evet. Kalau harga diri yang paling rendah itu adalah berjujur sih, pengkhianat. Yalan söylüyor. O bir cadı. Cadı mı? Ha, iyi bir cadı mı yoksa kötü bir cadı mı? Uzun burnu ve bastonu var mı? Axel, bu dostça bir görüşme. Burada yozlaşmış bir polis var. Sizin burada oturuyor olmanız düşük seviyeli olmadığını gösterir. Ah! 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 Ah!
Sizi temin ederim, onu teslim etmeniz en iyi çözüm olur. Beni temin mi ettin? Yani tepemizde dolanıp duran helikopterler benim zamanımı hak etmeyen bir polis için mi gerçekten? Jimmy. Hava sahası nasıl işler sizce? Bu binadan cennete kadar uzanan uzun bir silo barındırıyor. Siloya helikopter yollarsan düzgün bir biçimde ihlal etmiş olursun. Jimmy. Sadece durumu belirttim. Ben Brady. Dikkat et. Hayır dostum, sen dikkat et. Nerede bulunmuşlar? Olay kontrol altında mı? Bana güvenmelisin James. Ben hallederim. Sağlığın için iyi olur. Elçilikte adamınız var mı acaba? Kesinlikle hayır. Güzel. Çünkü elçilikte dolanan adamlar kesinlikle ölmüşler. Gidelim. Görüşürüz. Ayağa kalk. Ellerini başının üstüne koy. Ellerini başının üstüne koy. Buraya dön. İnsanlar savaş meydanındaki kaostan bahseder. Ordu, tank, duman, ateş, ama bu savaş meydanı tanımına bağlıdır. Savaş meydanı içinde iki kişi olan bir odadır. Bu da kaos, bu da siz. Suikast girişimi Lee'nin çok değerli bir varlık olduğunu gösteriyordu. Ya da onlar için bir tehdit. İstifa dilekçemi hazırlayın. Her durumda onu korumalıydık. Savaşlar artık üniforma giymiyor. Savaşta üniforma yok. Şimdi kız kardeşinin garip emo arkadaşı gibi görünen bu küçük kız bir ölüm makinesi olabilir. Operasyon başlatmak herhangi bir şeyin başlangıcı gibi. Her şey iyi giderken birden kötü de gidebilir. Birinci seçenek diplomasi, ikincisi de ordu. Birinci ve ikinci seçenek seçilmezse elimizde tek şey kalır. O da biziz. Biz üçüncü seçeneğiz. Özel durumlar ekipleri özel görev birimi. Sorun çözmek için kısa mesafede iki kişi daha var. İki takım tasarımla birbirinden 3000 kilometre uzakta duruyor. Himaye lokasyonu Amerika'nın hala en sağlam korunan sırrı. Расскажите, как это работает. Как только он двинется, они поменяют сеть. Это наша лазейка. Это наш вход. Operasyon yaşayan bir şey. Başlayınca kendi hayat formunu yaratır. Sam, operasyon ne? Gizli bilgi. Operasyon gizli mi? Doğru. Sam, bize tavır biliyor yapma. Biliyor musun Sam, tavrın ciddi bir soruna dönüşüyor. Tamam, sen kendi işine baktıktan sonra üzerinde çalışırım, olur mu? Bu başlık 50 himaye operasyonudur. Himaye protokolleri önümüzdeki 180 dakika geçerli olacaktır. Paketimiz de Lee Nor. Kendisi şu an bulunduğumuz ülkenin taktik timinde 7 yıl görev yapmış. Bilinen bir aileye sahip değil. Amacımız bu paketi sağ salim bir şekilde şuradan alıp 35 kilometre götürüp Mele'ye bırakmak. Sezyum 139 ya da korku tozu olarak da bilinen 4 kiloluk radyoaktif izotop maalesef hala kayıp durumda. Bay Nor tam olarak nerede olduğunu biliyor. Bilgileri de bir diskin içinde şifreledi ve şu an konuşurken bile kendini imha etmeye devam ediyor. İltica talep ediyor. Amerika'yı istiyor. Sadece onu uçağa bindirmemiz gerek. Böylece diski açacak kodu bize vermiş olacak. Uçak yerde sadece 10 dakika duracak. O yüzden zamanımız az, hız çok önemli. Ortam temiz. Uçuş lokasyonu açık. 7 operatörden oluşan bir ekip var. Kendileri artık Amerika Birleşik Devletleri hükümeti çalışanı değiller. Daha yüksek bir vatanseverlik için çalışıyorlar. Onlar bir hayalet.
Sen cadı değilsin, değil mi? Hayır. Ya sen? IP adres değişimi için hazırlanın. Hazır. Sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Çocuk 1, anne. Telsizler için hazırız. Noel Baba'ya inanıyor muyum? Hayır. Diş perisine? Eski üç karımın beni sonsuza dek seveceklerini söylediğine inandın mı peki? Kesinlikle inanmadım. Peki telsizlerin güvenilirliğine inandın mı? Evet. Hepimiz inandık. Merhaba eski dostum. Evet anne, her şey iyi. Ayakkabılarını giydin mi? Tabii ki. Hadi başlayalım. Hadi gidiyoruz. Hadi çabuk olun. Hadi hadi. Acele edin. Kapıları açın. Çabuk olun hadi. Acele edin biraz. Melek'ten anneye kalkış yapıldı. İniş yerine 47 kilometre. 27 dakika başımızın çaresine bakacağız. Yavaş gitsene biraz. Yani gerçekten de bu hükümeti çökertmek mi istiyorsun? Neden kodu verip kurtulmuyorsun? Hayır. Anonimlik çoğu kodlayıcı için. Kavraması için zor bir kavramdır çünkü çoğu erkek için kavramak zordur. Kod yazanların çoğu erkektir. Buysa kesinlikle bir kadın tarafından yazılmış. İnsanlar neden kendi ülkelerine casusluk yapar sence? Genelde para için değil mi ben dayı? Ben böyle gördüm. Evet. Ve istediğin para değilse ki öyle duydum Alice. Evet. İdeoloji değil, kimse seni zorlamıyor. O zaman geriye tek bir olası seçenek kalıyor. Çok büyük bir egon var. Bu ego değil. Bu herkesin kötü huyu dostum. Ego senin dostun değil. Hangi kadının bu kodu yazdığını bulacağım. Bir sayıyı değiştir, tüm fikir değişir. Paketimiz Almanya'da Ranstein'de karşılanacaktır. Hayır, tanımıyorsun. Hayır, seni tanımıyorum. Hükümet ailemi yok etti. Ha. Bu bela bittiğinde markete gitmen gerekecek. Çünkü buzdolabını açtığında süt olması gerekiyor. Hayır, bu çok kazançlı bir iş. Kendine keçilerin en hızlısını alacaksın. Bu da çok pahalı. Bana iş bittiğinde bir link atar mısın? Sakin meditasyon tekniğini düşün. Sakin misin Alice? Biraz bile değilim. Ya sen? Ben gayet sakinim. Çünkü senin beynin normal değil. Sağ ol. Anne, çocuk bir trafik sıkışıyor. Başka bir rotanız var mı? Evet, 3 blok önünüzde bir kaza olmuş. Rota oluşturuluyor. Trafiği biraz temizleyeyim mi? Değiştirebilirim efendim. Belki hadi sonra. Temiz. Melek ne durumda? Tüm rota yeşil efendim. 4500 metrede seyirde. Çocuk bir. Alternatif rotaya geçiliyor. İleriden sağa dönün ve size 3 kavşakta yeşil ışık sağlayacağız. Aracı yavaşlatın. Soldaki tüm şeride geçin. Tüm sosyal medya siteler, yüz tanımalar ve fotoğraf siteleri efendim. Bir kitap okuyamazlar. Yeşil. 2, 1. Bir göbeğe geliyorsunuz. Göbekte solda kalın. Anne çocuk 1. Anne çocuk 1, yeşil ışıkları iyi hallettin. Anne çocuk 1, anne çocuk 1, yeşil ışık. Hallettiniz. Trafik düzgün durumda. İlerlemeye devam. Devam. Çocuk bir, ilerlemeye devam edin. Bishop, hızlıca yaklaşan 7 motosiklet göründü. Motorlar var Dagi. Görüyorum. Bu da ne böyle? Dagi, sağa git, sağa. Bu nereden çıktı böyle? Lanet olsun, motoru takip et, solunda. Dagi sağa kır. Sağa dön.
Sağa dön. Sinyalimiz nerede? Çocuk bir, anne, rapor verin. Anne, çocuk bir, görünüşe göre bağlantımız kesiliyor. Kayda bakın, neyi kaçırmışız? Kayıt geri sarılıyor. Bishop. Motor aracın sağ tarafına bir şey yerleştirdi. Anne, çocuk bir, cevap verin hemen. Araç ağır hasar gördü. Ambulans yok mu? Anne, etrafımız sarıldı, yardım edin. Araç arkasında çokça düşman var. Alice, git. Geri. Anne, çocuk bir, ateş ediliyor. Geriye yatın. Bomba! Kenara çekilin. Mama ata gördün mü? Çocuk bir, anne, paketin durumu nedir? Raporlayın. Anne, paket bizimle. Araç kullanılmaz halde, tahliye ediyoruz. Sen korun hemen. Dikkat edin. Anne, çocuk bir. Yeni bir araç lazım. O iş bende. Yeni bir rotaya ihtiyaç var. Baş üstüne. Anlaşıldı. Ekranda ne görüyorsun? Tamam. Nefes al. Tüm yerel araç görüntülerini tara. Ne kadar vaktimiz var bilmem lazım. Bu iyi görünüyor. Çocuk bir, gri araba 20 metre ilerisinde caddede duruyor. Dagi, gri araba 20 metre bir yönünde. Tamam. Al onu. Dagi, 12'de kal. Ben bu pislikleri aklamaya gidiyorum. Paketi yalnız bırakmayın. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Hadi. Burada şimdi lanet olsun. O bomba nereden geldi? Selma! Bir yönünde tehlike. Mavi ceket, dergi standı, el bombası silahı. Tehdit. Pakete sağ taraftan yaklaşıyor. Çocuk bir, paketin yanında kal. Çocuk bir, paketi koru. Şimdi hadi. Bana bak. Bitti. İyi savaştın. Çocuk bir, çık oradan. Şimdi. Git.
Sen, kalp atışı durdu. Orada neler oldu öyle? Araç bulundu, güvenli ev lazım. Hemen yeni ekip gerekiyor. Bukan, yanıkı defalar. Ne kadar uzakta? 4 kilometre ötede. Senin adaletin bu mu ha? Kapa çeneni. Güvenli mi taramak peki? İçin 3 saatimiz var. Olamaz, taramak mı? Taramakla ilgili bir şey deme. Güvenli mi dedim? Aslında kodu istiyorum. Şimdi bana kodu vereceksin. Ailemi yıkılanlar ne olacak? 3 saatiniz olması umurumda değil. Seni alırım ve pencereden aşağı... Ulaşım sağlandı. Artık güvenli. Bak işte bu yeterdi. İyi bir ulaşım ha. Beni havaalanına götür, istediğini vereceğim. Nereden sağa dön. İlk sola dönün. 2, 1, 4, 7, 2. Giriş cümleniz. Sağınızdaki 3. garaj. 2, 14. 7, 2. Araç değişimi gerçekleşiyor. Sistem ağına giriliyor. Görseller yüklendi. Kontak gel. Erkek, 48 yaşlarında. Mavi gömlekli. Ortamdakiler inceleniyor. Algılanan tehdit, silah ya da düşman var mı? Garip davranış algılanmadı. Temiz araç 6 dakikaya orada. Temiz araç 6 dakikaya orada. Nor'un dosyaları yüklendi. Görünüşe göre üniversitedeyken yurt dışına gitmiş olabilir. Bu bilgi neden gizlensin ki? Polisin Batı Papua bölgesinden ayrılması gerekiyor. Dikkat, polisin bölgeden ayrılmaları emredildi. Gitmeye hazır ol. Jimmy. Koruma bölgesinden ayrılmayacağız. Silahlı motorlar algılandı. Hastanenin iki tarafında da silahlı motorlar bulunuyor. Angel Knight, beklenmeyen gecikme. Oradan hemen çıkmanız lazım. Amerikan Birliği'ne saldırmak savaş ilanıdır. Onu almalıyız hemen şimdi. Sana bir tavsiye vereyim. Hazır mısın? Durun. Duydun mu? Durun. Bu kişisel bir şey değil dostum. Sadece işimi yapıyorum. Ben de işimi yapıyorum. Efendim, adama kilitlendim. Vurmamı ister misiniz? Hayır. Lütfen efendim. Duyduğuma göre ana caddede bir talihsizlik olmuş. Talihsizlik mi? Yeniden olması beni üzer. Beni tehdit mi ediyorsun? Bunu istediğin şekilde halledebiliriz. Hepimizi öldürene dek devam mı edeceksin? Evet. Bu değişik bir oyun ama tamam. Oynayacağım. Burası sizin memleketiniz. Ekibiniz daha büyük. Masum vatandaşları öldürmeye istekli olağan dışı bir hükümetin desteğiyle sınırsız kaynak var. Ayrıca sizin için tasarlanan ve eğitilen özel kuvvetler de var. Tartışmayı kes, seni bipolar serseri. Bence manik depresif. Narsistik kişilik bozukluğu. Çoklu kişilik bozukluğu var. Pisliğin teki. Ve ortaçağ ahlaki görüşünüzü ve kana susamışlığınızı hesaba katalım ki bunun hiçbir yasal temeli yok. Çünkü herhangi bir yasayı takip etmiyorsunuz. Tam bir kaos. O doğru Cim. Biliyor musun? Neyi Cim? Sanırım ben senden biraz daha beterim. Çocuk bir anne. Paketi hemen çıkartın. Hemen aracı benim, gidiyoruz. Gidiyoruz. Bomba hemen eğilin. Kaçın. Yardım edin. Kaçın. Dikkatli olun. Çocuk bir anne. Rapor verin. Lanet olsun. Başka var mı? Hayır sanmıyorum.
Gidelim. Doğru arabaya şimdi. Gidelim. Çocuk bir, ilerleyin. Hadi, çabuk. Paket benimle güvende. Tamam. Alice, rapor ver. O iyi. Hadi Dagi, kendine gel hemen. O iyi dedi. Sen arabayı kullanmaya yapma. Devam et. Anne, paket güvende. Bir yaralımız var. Acilen yeni araç lazım. Uçağın ne kadar bekleme süresi var? 22 dakika. Kaç kilometre uzaklıktayız? 20. Çocuk bir, zaman yok. Acilen havaalanına gitmeniz gerekiyor. Anlaşıldı anne. En kısa zamanda... Hadi hadi, bu taraftan. Adamı buraya getireceksiniz. Hemen bize teslim edin. Onu arkamızdaki binaya götürün. Çekilin önümden. Gidin. Şimdi. Aldım seni. Kalk hadi. Buldunuz mu? Yerin adı Paradise sitesi. Yakaladım. Aldım seni. Hadi. Onlara gönlünü göster Dagi. Onu havaalanına ulaştırın. Ulaştıracağım. Görüşürüz dostum. Her normal erkek bazen böyle durumlarda kalır. Alice. Ve? Alice. Ellerine tükürdükten sonra... Lanet olsun. ...kara bayrağı eline alır. Silva, gidiyor olsanız iyi olur. Ve boğaz kesmeye başlar. Aracımız var mı? Bende var. Anne, çocuk bir, bizi buradan çıkarın hemen. Çocuk bir, çıkış noktası ayarlıyoruz. Güneydeki merdivene gidin. Tekrarlıyorum, güney merdiveni. Anlaşıldı, güney yönü. Efendim, görüş sağlandı.
dördüncü kattayız. Rota nedir? Buradan nasıl çıkacağız? Çıkış noktası ikinci koridorun sonunda. Sağınızda kalması gerekiyor. Çocuk bir, çıkış 400 metre ileride. R447. Burası sizi çıkış noktası olan arka bahçeye çıkartacak. Lanet olsun, çekilin, çekilin, çekilin! Gidin! Lanet olsun! İlerle, ilerle! Hemen saklan! Geri çekil, geri çekil hemen! Ekip ayrıldı. Lanet olsun! Ah, hey, hey! Jimmy, duyuyor musun? Jimmy, duyuyor musun? Anne, paket benimle. Alice'i görüyor musunuz? Anne. Olumsuz. O zaman yeni rota verin. Rota zaten hemen arkanızda duruyor. Oraya gidin. Merdiven Romeo 445. Hayır. Çocuk bir. Hayır ne? Hayır. Alice'e giden rota istiyorum. Beni Alice'e götürün şimdi. İniş sağlamış haldeyiz. Paket nerede? 10 dakika kaldı. Sayıyoruz. Çocuk bir. Zaman geldi. Annesini her gün arayan küçük bir kız, anlıyor musun? Çünkü onu özlüyor. Çünkü annesi yanında değil. Çünkü o senin yanında. O senin için burada. Silahı bırak! Birinci seçenek psikiyat ve bunu bilir. Çıkın. İkinci seçenek onu ölüme terk ederiz. Emri tekrarlıyorum. Hemen çıkın dedim. Şimdi. Gidip onu alalım. Hemen onu alalım. Aşağılık herif. Sakın beni oyalama. Gidelim. Anne, çocuk bir, burayı hemen karartın. Peki. Silva, duyuyor musun? Silva, duyuyor musun? Silva, cevap ver.
Tek yapman gereken onu teslim etmektir. Kimi? Düşük seviyedeki polisi mi? Acelen ne Jimmy? Bir yere mi yetişeceksin? Canı cehenneme. Bunu bütün gün dinlerim bebeğim. Lütfen. Ben... Lütfen, ben bir anneyim. Lütfen. Benim bir kızım var. Lütfen. Hey Jimmy, sen ve ben çok iyi olabilirdik. Elinde 45 kalibre silah mermisi varsa versene. Var, al. Gidelim hemen, hadi. Seni almak için 10 dakika harcadık. Çocuk bir. Kamyonet aşağıda. Arkada, otoparkta. Tekrar ediyorum, binanın arka tarafında. Hadi, hadi. Gidelim. Anne, çocuk bir, rotamız nedir? Çocuk bir, rota için beklemede kal. Çocuk bir. Yeni rota tam olarak arkanızda. Başlatıyorum, motorlar açık. Hazırız, bekliyoruz. Biz hazırız. Bir operasyonun sonu hayal gibidir. Yapbozun kalan son parçasını koyuyorum işte. Bu hayal çok sürmez, bilirsiniz. Benzinin yetmesi için 10 dakika kaldı. Paketiniz nerede? Pencere kapanıyor. Acilen kalkmamız gerekiyor. Hemen havaalanına gitmeniz gerekiyor. Evet, ona çabalıyorum. Kendine belki bu sefer... 5 rüzgar, hepimiz öleceğiz. Çabuk olun. Farklı olur diyorsun. Belki farklı olur. İyi, вот так и начинается. Я пишу на скорую. Работает. Tamam, bugün belki de onu tutabilir, yakalayabilir ve elime alıp bakabilirim. Uçağı durdurmalarını söyle, biz geldik. Anne, buna vaktimiz yok. King. Evet. Çocuk bir anne. Zevkle yap. Hedefe kilitlendi. İndir. Gidelim. Hahaha.
Uçağın son durumu nedir söyle. Her şey hazır, kalkış yapacağız. Çocuk bir... Sanatlara beklemesini söyle. Sizi bekleyecekler, ne olursa olsun. Himayenin isteği var. Olumsuz, pencere kapanıyor, vakit yok. Pilotlara deyin ki umurumda bile değil. Geldiğimizi söyle, şu an uçuş alanındayız. Aman tanrım, iptal. İptal ediyoruz. Kalkış iptal ediliyor. Kalkış iptal. Vakit geldiğince söyleyin, tamam. Hadi gidelim. Kod, hemen. Hey. Artık kodu bana verecek misin? R, O, Z, H, D, E, S, T, V, O, 1, 1, 1. Anne, çocuk bir. R, O, Z, R, O, 80, evet. T, V, O, 1, 1, 1. Bu çok sıkı bir çalışmaydı. Neden sence, cadılıktan mı? Beraberdik. Biz beraber değildik. Neyse ki. Neyse ki, öyleyiz. Durdu. Sayaç durdu. Sezyum 5 konumuna geldi. 5 konumu onaylandı. Langley'e yollanıyor. O temiz. Uçağı bindirebilirsin. Git. Bu işe yarayacak gibi. Tamam, başlayalım. Gidiyoruz. Şu uçağı kaldıralım artık. Temiz. 6 günün var. Git. Git anne ol. Git. Hadi. 5 gün sonra dönerim. Baksana. Annene benden selam söyle. Kime söyleyeyim? Kime selam söyleyeyim? Sen ne dedin söyle. Hadi hadi gidiyoruz. Çabuk. Hadi gidiyoruz çabuk. Gidiyoruz. Serseri. 4, 2, 1. Kalkış için hazırız. Hazır ol. Sen ne yapıyorsun? 1, 2, 3, 4. Lee'nin kalbi aşırı hızlı. Belki de uçakları sevmiyordur. Hey Bishop. Ne oldu? Her şey kapandı. Bak, bilgisayarımızı ele geçiriyor. Kodlama bitmemişti. Bu da ne? Ne oluyor? Nedir o? Meditasyon Alice. İşe konsantre oluyorum. Kod Rusça. Aman tanrım, her şey Rusça. Kod kelimesi Rusça'da Noel. Burası 111 Noel. Noel sokağı mı? Bu bir Truva atı operasyonu. Kaçın kaçın! Dikkatli olun! Kalktık. Tekerle açıldı. O ikili casus değildi. O üçlü casustu. Aman tanrım. O bir Rus. Çocuk. Bir anne. Sakın kalkmasınlar. Tekrarlıyorum. Sakın kalkmaz. Elimdesiniz. Hayır! Bu çok basit bir hikaye. Yanlış çocuğu öldürdüm. 18 yaşındaki Rusgen. Bir anne oğlunu kaybetti ve görünüşe göre çok güçlü bir kadındı. Belirtilen bölge temiz. Dikkatli olun. Anlaşıldı, tamam. Hayal gücünün yenilgisi. Yani himayeniz öldü mü? Ne öldü mü? Himaye. Artık hedefsizdiniz.
Mayday, paket silahlı bir düşmanmış ve uçağı ele geçiriyor. Her şeyi doğru yaptık. Öngörülemezdi ve iyi eğitilmişti. Küçüklükten eğitilmişti. Önce bize güvenmediğine inandırdı, sonra da ona inanmamızı sağladı. Alice'den bahsedebilir miyiz? O uçakta neler oldu anlatabilir misin? Acil durum, acil durum. Adam silahlı. Yardım edin, acil durum. Hayır. Zaten biliyorsunuz. Bir daha anlat. Bunu sizinle zaten konuştum. Himayeyi yeniden almamız için bize onu yolladılar. Hepsi bu. Annene benden selam söyle. Bishop, beni duyuyor musun? Bishop. Bishop. Sanırım ölmeye istekli birine karşı savunma yoktur. Biri bize istediğimiz ve ihtiyacımız olan şeyleri sunmaya geldiğinde güvenimizi kazanabiliyor. Bu gerçek bir kitle imha silahı bence. Kahraman görünen bir katil. Büyük oyun sürüyor. Bugün sen aldın. Yarın görüşmek üzere.